Eyleme mi gidiyorsunuz lan siz? Memleketi mi karıştıracaksınız yine he? Komutanım, iki tanesi kaçakmış. Anlaşıldı. Cemre, sana bir masal anlatmamı ister misin? Evet. Bir zamanlar uzak diyarların birinde karanlık, sisler kaplı bir ülke varmış. Bu ülkede kızını çok seven bir baba, bir de babasını çok seven bir kız yaşarmış. Bir gün bu babayla kız çok güzel bir yere gitmeye karar vermişler. Neresi biliyor musun? Neresi? Neresi? Dilek taşı. Dilek taşı mı? Evet. Ama babayla kızın dilek taşına gidebilmesi için ıssız yollardan, karanlık sokaklardan, dehlizlerden geçmesi gerekiyormuş. Ama bu küçük kız çok cesurmuş. Hiçbir şeyden korkmazmış. Babası da bütün gücünü işte bu kızın o temiz kalbinden, o cesur yüreğinden alırmış. Hazır mısın dilek taşına gitmeye? Evet. Tamam, tut elinden. Hızlıca karşıya geçeceğiz, tamam mı? Tamam. Bu nehri aşmamız gerekiyor, duydun mu? Hadi bakalım. Komutanım, şüpheli şahıs var, kaçıyor. Dur, kaçma. Gel bakalım. Araçlara binin, peşlerine düşelim. Bunları da araçlara alın. Abi vallahi biz bir şey yapmasın. Yürü, işimiz yok. Yürü. Figen abla. Sinan. Sen ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Çantanı da almışsın. Bak annenler bu saatte seni yatakta görmezlerse çok endişelenirler. Onlar uyudu. Ben Cemre'nin yanına gideceğim. Sen de gidip beni burada böyle yapayalnız mı bırakacaksın? Ben Cemre'yi özledim. Ben de. Seninle dertleşelim mi biraz? Hı? Konuşmak ister misin? Hadi gel. Ders çantanı da çıkaralım. Oturup konuşalım biraz. Cemil bir daha hiç dönmeyecek mi? Benim. Figen abla, sana bir şey soracağım ama hiç kimseye söyleme, tamam mı? Tamam, tabii ki söyleme. Aşk öyle nasıl oluyor? Aşık mı oldun Cemre'ye sen? Gece uyumadan önce hep bak ama o geliyor. Oho. O zaman sana geçmişler olsun Sinancığım. Gel. Acaba ne yapıyor Cemre şimdi? Baba kız sokak sokak dolaşmışlar. Kötü kralın adamlarından kaçmışlar. Ve sonra... Sonra baba kız bir panoya girerek gelmişler. Ve burada saklanmaya karar vermişler. Bekçi, ışıkları yak. Emredersin komutanım. Hadi çabuk, acele edin, acele edin. Bir grup arka tarafa geçsin. İkisi de hiç korkuyormuş. Kim kızım? Çabuk hadi, çabuk, çabuk, çabuk.
Her yeri didik didik arayın, her yeri. Siz ikiniz bu tarafa. Hadi oyalanmayın, acele edin çabuk. Gel bakalım. Ah bebeğim, onu bana Figen abla almıştı. Kaçırmayın sakın elinizden. Bekle burada. Her yeri kontrol edin. Çabuk hadi, çabuk, çabuk, çabuk. Baba ve küçük prenses, küçük bebeklerini de kurtardılar. Gel bakalım. Her tarafı kontrol edin. Küçük bebek, onları harikalar diyarına getirdi. Her yeri didik didik arayın, her yeri. Kocaman oldu. Daha iyi duyabilsinler diye. Burada yoklar. Kaçmasınlar. Dikkat edin. Sonra bir an ikisi birden dev gibi oldular. Sonra küçülüp yok oldular. Artık gitmemiz gerek. Kötü kralın muhafızları geliyor. Gel bakalım. Atla, atla. Çabuk, çabuk. Her tarafı kontrol edin. Prenses, benimle küçük bir gezintiye var mısın? Hadi o zaman. Geç bakalım. Nereye kayboldular? Depoya baktınız mı? Burada kimse yok. Dağılın. Her yeri didik didik arayın. Kökleri kurumayacak bunların. Toplanın, gidiyoruz. Tebrikler prenses. Muhafızları atlattık. Gel bakalım. Babayla kızın direkt taşına gitmeden önce biraz dinlenmeleri gerekiyormuş. Masal bitti mi peki? Sen gözlerini kapat. Ben anlatmaya devam edeceğim, tamam mı? Gel bakalım. Eskiden böyle karanlık, böyle sisli değilmiş bu ülke. Yemyeşilmiş. Masmaviymiş. Burada insanlar barış içinde yaşarlarmış.
gözlerin içi gülen, yüzleri gülen iyi kalpli insanlar yaşarmış bu ülkede. Sonra bir gün karanlık gelmiş. Düşman etmiş bu ülkenin gençlerini birbirine. Aralarında hiçbir fark yokken kanlarıyla canlarını birbirine bağlıyken bu gençler kavga etmeye başlamışlar. Aynı havayı solusalar da, aynı güneş ısıtsa da onları, aynı ağacın gölgesinde dinlenseler de, aynı türküleri ağlayıp, aynı şiirleri gönül verseler de, kıymışlar birbirlerine çocuklar. Ağıtlar yıkılmaya başlamış. Şafak vaktinde analar dualar etmişler. Babalar labaklar adamışlar. Bitsin bu kavga diye. Bu ateş sönsün diye. Artık gün harsın, bu karanlık dağılsın diye. Ama sakın merak etme. Sana söz veriyorum, bu karanlık bir gün dağılacak. Yeter ki insanlar iyi olsunlar. Yeter ki gönülden sevsinler birbirlerini. Yeter ki iki yüzlü olmasınlar. Yeter ki birbirlerinin ardından oyun oynamasınlar. Ne düşünüyorlarsa açık açık birbirlerine söyleyebilsinler. Yeter ki herkes senin kadar masum olsun benim güzel kızım. İşte o zaman dağılacakmış bu karanlık.